Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle merakla beklenen telefonlardan bir tanesi General Mobile'ın GM 22 Plus'ın hep beraber gerçek kullanım pil testini yapacağız. Bu telefonun gerçek kullanım pil testini ben de çok fazla merak ediyorum. Çünkü telefonu alsam baktığımız zaman en önemli özelliklerinden bir tanesi kesinlikle 6000 mAh pil gücü. Bu noktada bize ne sunuyor? Çok fazla merak etmiştim. Şimdi ben telefona tabii tüm gün boyunca test yaptım. Şundan bahsetmek lazım. Telefonun pile etki eden teknik özelliklerinden dilerseniz biraz bahsedelim. 6.78 inç büyüklüğünde bir ekranımız var ve 2460'a 1080 piksel olan bu ekranın IPS tabanlı bir LCD ekran olduğunu belirtelim. Telefonumuzda MediaTek'in Helio G80 yonga seti var. 12 nanometre üretim sürecinin bu yonga seti aslında G95'te oldukça benzerlik gösteriyor. 2 tane 2.0 GHz'den çalışan Cortex-A75 ve 6 adet de 1.8 GHz'den çalışan Cortex-A55 çekirdekten oluşan bir yapıdan bahsediyoruz ve Mali G52'de çift çekirdekli bir GPU var. 950 MHz hızlarında çalışıyor ki bunun nasıl bir performans sergilediğini zaten önümüzdeki günlerde yapacağımız incelemede sizlerle paylaşacağım. 128 GB hafıza, UFS 2.1 destekli ve 4 GB da LPDDR4X RAM'lerimiz bu telefonda bulunuyor. 6000 mAh pil gücü olduğunu söyledik. 15 Watt'ta hızlı şarj desteği var. Bence telefonun yine en önemli detaylarından bir tanesi, bu telefonda şu anda Android 11 güncellemesi var ama General Mobile'dan gelen bilgiye göre arkadaşlar, bana söylenene göre bu telefonun Android 12 güncellemesi alacağının da en azından müjdesini sizlerle paylaşalım. Şimdi telefonumuza ne yaptık? Tüm gün boyunca parlaklık açıktı. Bununla beraber bilgisayarımıza WhatsApp web'i de gün içinde sürekli olarak yoğun bir şekilde kullandık. İnternette ise Wi-Fi üzerinden bağlandık ofiste olduğumuzdan dolayı. Peki ne yaptık? Saat sabah 0. Çok enteresan bir bilgi vereceğim şimdi. Sabah saat 07 itibariyle bu telefonun %100 şarjı vardı. Ben şarjdan çektim ve açıkçası hafta sonuydu. Yattım uyudum arkadaşlar. Saat 9'da uyandığımda hala telefonda %100 şarjı vardı. Bekleme süresi falan sadece %1 tüketiyor arkadaşlar gece. Onu söyleyeyim. Mükemmel bir bekleme süresi falan var. Kafanızda en ufak bir sorun olmasın bununla ilgili. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Saat 9'da arkadaşlar ben işte uyandıktan sonra telefonda böyle zaman da geçirmek amacı, biraz da kendime gelmek amacıyla bir 35 dakikalık sosyal medya kullanımı yaptım ve özellikle Instagram'da Reels falan izledim arkadaşlar. Daha fazla şarj tüketsin diye. Yani ben 35 dakika %100 de başladı arkadaşlar şarj. 2 saat bekleme süresinin sonunda ve 35 dakikanın sonunda hala telefonda hala %100 pili vardı. Ya 35 dakika kullandım ve hiç şarj harcamadı. Gerçekten ilk defa da böyle bir şeye karşılaştım. 35 dakika tabii ki öğleden sonra kullanımımız oldu. Yani %89'da başladığım testi %86 ile bitirdim. Yani 35 dakikada sadece %3 pil tüketti ki gerçekten de gördüğümüz en iyi pil performanslarından bir tanesiydi. Bu telefonda 70 dakika boyunca YouTube'da video izledim. %5 pil tüketti tahmin edeceğiniz üzere ve mükemmel bir şarj performansı. 70 dakika boyunca Wi-Fi üzerinden arkadaşlar bir tabii ki radyo dinlememiz oldu ki burada da %2 pil tüketti. Yine bu da oldukça iyi bir rakam. 70 dakika boyunca görüşme yaptım. Bu da bence bana sorarsanız bu da muhteşem bir detaydı. %92 ile 70 dakikalık görüşme başladım ve 70 dakikalık görüşme bittiğinde %89 pilimiz kaldığını gördüm. Yani sadece %3 pil tüketti ki yine bu da bence kendi çapında bir rekor sayılabilir. Birçok insan şunu merak edecek. Abi bu telefonda oyun oynadın mı? Oyun performansı nasıl diyeceksiniz? Zaten oyun performansı dediğim gibi önümüzdeki günlerde inceleme sizlerle paylaşacağım ama bu telefonun 70 dakika boyunca PUBG oynadım. %86 ile arkadaşlar PUBG oyununa başladım ve 70 dakikanın sonunda bu telefonda %74 pil kaldığını gördük ki yani 70 dakikada sadece %12 pil tüketmesi bence oldukça başarılı. Hatta uzun zamandan beri böyle bir rekor görmemiştik. Tabii ki 6000 mAh'in buradaki avantajı çok büyük ama yani 70 dakika oyunda %12 pil tüketmesi bence muhteşem bir detay. Ve bununla beraber bence yine en önemli detaylardan bir tanesi, bu süreçte telefonun sadece 42.4 dereceye kadar ısındığını gördük. Yani açıkçası geçtiğimiz günlerde mesela Galaxy S21 Fan Edition'ı incelemiştik. Bu telefon yani 49 derecelere kadar falan ısınıyordu. Tabii ki o kadar güçlü bir telefon değil ama telefonun ısınmaması da bence en önemli buradaki pile katkılarından bir tanesi. Şimdi normalde benim testi saat 16'da bitirmem lazım 9 saatin sonunda ama biraz arkadaşlar uzadı süreç, kusura bakmayın. Saat 16.26 itibariyle ben testi bitirdim ve 9 saat 26 dakika boyunca bu telefonu test etmiş olduk. Ve bu sürenin sonunda arkadaşlar telefonumuzun halen %74 pili vardı. Yani tüm gün boyunca telefonu test etmemize rağmen %74 pilinin kaldığını gördük ki kesinlikle arkadaşlar muhteşem bir performans olduğunu söyleyebilirim. Bu fiyat segmenti de alınabilecek en iddialı telefonlardan bir tanesi. Zaten önümüzdeki günlerde paylaşacağım. İnceleme videosuyla da bunu göreceksiniz. Dün Volkan bana bir official Instagram sayfasından Hatta bir şey paylaştım. Yani iki tane fotoğraf çektim. Bu iPhone 13 Pro Max'te mi çekildi yoksa GM2 Plus'ta mı çekildi diye sordum. GM2 Plus'ta çektiğim arkadaşlar görselin %44 insan bu telefonun bu fotoğrafın arkadaşlar iPhone 13 Pro Max'te çekildiğini zannettiler. Yani ben de açıkçası söylemek gerekirse fotoğraf tarafında falan da oldukça iddialı bir telefondan bahsediyorum. Zaten bunu önceki günlerde arkadaşlar incelemede göreceksiniz. Sıradan bir kullanıcıysanız, ki bakın ben gerçekten sıradan bir kullanıcıyım. Çok fazla telefon görüşmesi yapmıyorum. Oyun neredeyse hiç oynamıyorum telefonda. Evet, YouTube'dan videolar falan izliyorum ama genellikle telefonu WhatsApp ve görüşme için çok fazla kullanan bir insanım. Benim gibi bir insana bu telefonun pil performansı 2 gün dolu dolu gidiyor. 3. günde çok rahat bir şekilde arkadaşlar benim eve kadar gelmemi sağlayan bir şarj performansından bahsediyorum ki General Mobile bence bu telefona 6000 mAh pil koyarak da oldukça iyi bir karara imza attığını söyleyebilirim. Önümüzdeki günler zaten telefonun detaylı incelemesini yapacağız. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yeni videolar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.